Evet arkadaşlar, kameramanımız, yönetmenimiz, editörümüzün Muhammed'in isteğiyle böyle bir duruşla videomuza başlıyoruz. Bugünkü videomuzu iki bölüm olarak düşünün. Birinci bölüm ortaokul ve lise talebelerine hitap edecek. İkinci bölümde ise üniversite talebelerine, fizik bölümü okuyanlara, elektrik, elektronik bölümü okuyanlara. Ama ikinci bölümü lise 2, lise son sınıflara kadar arkadaşlar da algılayacaktır. Bu yöntem kullanacağız. Bugün ne yapacağız? Öncelikle test ve sınavlarda kullanılan pratik bir yöntemi öğreteceğiz. Pratik çözüm isteyen arkadaşlar çok oluyor. Konu elektrik devrelerinde şu paralel bağlama, seri bağlama mevzusu üzerine bir operasyon göstereceğim. İşlem hatasından sizi kurtaracak, bir de zaman kaybından kurtaracak. Onları söyleyeyim. İkinci bölümde, yani üst seviyeye hitap eden bölümde ise Thevenin yöntemiyle bu yöntemi arkadaşlar elektrik elektronik üzerine kullan. Muhammed Çelik isimli bir arkadaş mesaj üzerinden beni buldu. Onun isteğiyle yaptık ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hatta ben önce Muhammed'in bir sesini dinleteyim. Kendisinden hangi bölümü okuduğunu istedim ama herhalde mesajımı görmedi. Messenger'dan göndermiş. Evet arkadaşlar, Muhammed de bu dersin yapılmasına vesile olmuş oldu. Kaç Kendisine yaşındaydı? teşekkür ediyoruz. Bu üniversiteye gittiği görünüyor, yani bu lise Evet. seviyesinde bir bilgi değil. Şimdi şöyle arkadaşlar, kesinlikle bana sorular gönderiyor, işte hocam acil lazım. Acil lazımsa hocası buna ödev veriyor. Şahıs kendisi yapmıyor, bize çözdürtmeye çalışıyor. Bir iki video önce söylemiştik bu konuyu, CİMER'e de Evet. yazdık. Bazı sosyal medya grupları var, Facebook gibi, o gruba üye oluyor, WhatsApp'a sınava giriyor, cep telefonundan dışarıdan yardım istiyor. Acil olarak. Kesinlikle soruları ben çözmüyorum. Bana soru gönderdiği zaman arkadaşlar biz onları kılavuzlama yapıyoruz. Aynı Muhammed'e de bunu yaptık. Bir iki gün ben onu oyaladım. İşte işim var, akşam bak şey yaparız falan, bakarız fırsat bulursan falan diye. Sonra şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın deyince Muhammed bu soruyu çözdü. Yani kendi başına bu işi yaptı. Fakat birkaç operasyon daha kısaltılabilirdi. Onu da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle girelim konumuza. Pratik olarak neler göstereceğiz? Bakın şimdi burada paralel bağlı devrelerde bir yöntem göstereceğim. O önce bir soruyla başlamak istiyorum. Muhammed, sen bu geçen sene 7. sınıf okurken bu konu senin önüne geldi. Ben sana söylemiştim. Bakalım unuttun mu? Hatırlıyor musun? Hiç unutmadım. Şimdi soruyu bir sorayım ben. Herkesin görsel olarak algılayacağı şekilde soruyu soralım. Çıkmış bir soru. Yani öyle çıkmış ki üniversite sınavında çıkmış bir soru. Birkaç versiyonu da değişik zamanlarda çıktı. Yılını ve soru sayısını şu an hatırlamıyorum. Şu şekilde ben çiziyorum. Orijinal sorunun orijinal olacak şekilde. Mesela burası atıyorum K olur. Bu nokta L noktası olur. Der ki R, Ampuller ampul değil, bir dakika, direnç, bu da ampul koymadık. R, KL, KL arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur diye soruyor Muhammed. Soru bu. Şıkları verelim. A'dan B'si, C'si, D'si ve E'si. Sen 8'e gittiğin için sizde D'ye kadar, ama lisedeki arkadaşlar E şıkkına kadar. Şıklarımız 1, 2, 3, 4 ve değişme. 6. Hatta orijinali 6 değildi galiba, 5'ti. Şöyle 5 yapayım burayı. Bir şık elendi bile. Tabii. Burada bir pratiklik göstereceğim. Şimdi dirençlerin miktarını verelim. Onu hemen ezberlememek lazım. Hoca sizi kandırabilir. Hemen şekli değiştirir. Burası 6 ohm. Evet. Burası 3 ohm. Evet. Burası 2 2 ohm. ohm. Böyle bir devre verildi ve bu çıkmış bir soru. Üniversite sınavında çıkmış bir soru. Ve bunun Ve bunun da benzerlerini benzerleri var. Değişik zamanlarda geliyor. Evet Muhammed, öncelikle geçen sene sana bunu böyle bir şey anlatmıştım. Ne hatırlıyorsun? Neler kaldı? İyileri hatırlıyorum. Ne? İyileri. İ'ler nedir? Yani şuradan 3'i geçiyorsa şuradan 1'i Ha, geçecek. paralel bağlı kollarda voltajlar eşit. Peki cevap için ne diyorsun? Cevap için 3 diyor. 3 diyorsun. Tabii hatırlamıyorsun. Yine Evet. bize öğretiyoruz. Muhammed
İşi bitti mi uçuyor kafana. Hayır. Şimdi, ama onu bir şey söyleyeyim. Şey bir dakika. Bir dakika. Bu üç direnç öncelikle nasıl bağlı? Paralel. Paralel bağlı. Hemen şuraya yazalım. Paralel bağlı. Paralel bağlı üç kol var. Doğru mu? Evet. Dedik ki paralel bağlı kollarda Türkçe'ye bak yine arkadaşlar aklında kalsın. Pratik isteyenlerde. Çünkü sana zamandan kazandıracak, işlem hatasından kazandıracak. Müthiş bir şey. Paralel bağlı kollarda sistemin eş değer direnci, tekrar kuruyorum cümleyi. Paralel bağlı kollarda sistemin eş değer direnci o kollar içerisindeki en küçük dirençten de küçüktür. Arkadaşlar bu çıkmış bir soru, şakası yok. Yani bir daha söyleyeyim. Paralel bağlı kollarda sistemin eşdeğer direnci en küçüğünden de küçüktür. Sanki. Ama şöyle bir şey yapmayın. Bak şuraya adam bir direnç daha atar mesela. Buraya bir direnç daha koyar. Mesela atıyorum buraya da bir 10 koysun. Buraya da L noktası desin. Bakın bu bir, bu sistemin paralel kolu değildir. Bir daha söyleyeyim. Kolu. Tabii. Paralel bağlı kollarda eş değer direnç en küçük kaç var? 2 var, 3 var, 6 var. Hangisi en küçük? 2. 2'den de küçüktür. Dolayısıyla en küçüğünden küçükse zaten seçenek teke düşüyor. Bunu söyledikten sonra ben bunu hatırladım. Şimdi söyleyince hatırlıyorsun ama işte öğrenmeyle ezberlemek çok farklı bir şey. Şimdi ben bunu siliyorum Muhammed. Sana bir şey soracağım. Evet, yani böyle bir şey sorularda karşıma çıkmadığı için yani ezberlemedim. Yani evet. Öğrenmedim de. Şimdi gelelim mevzuya. Muhammed şuraya 3 aynı dirençleri koyuyorum bak. 1, 2 ve 3. Bu dirençler nasıl bağlı Muhammed? Seri. Hı? Yalnız D ile değil, T ile. T. Nasıl bağlı bunlar? Seri. Hı. Evet, miktarlarını yazalım. 6, 10, 3, 10. Burası da nedir? 2, 10. Şimdi arkadaşlara bir nokta daha var. Söylemek istiyorum öğrenci arkadaşlara. Şu şekilde şöyle teller bağlayalım buraya. Evet, şimdi Muhammed soruyor adam bize. Diyor ki, AB arasındaki eş değer direnç nedir diyor. AB arasındaki eş değer direnç misal kaç ohmdur diye soruyor. Öncelikle sistemi bir kere belirlememiz lazım değil mi? Evet. Paralel mi bağlı, seri mi bağlı, karmaşık mı bağlı onu belirlememiz lazım. Bu üç direnç nasıl bağlı? Paralel. Şimdi şunu söyleyeyim. Arkadaşlar elektrikteki, elektronikteki serilik ve paralellik kavramını matematikteki paralellik ve serilikle karıştırmayın. Şimdi aralarında bir ilinti var ama mesela görsel olarak bakıyorsun 6, 3, 2 birbirine nasıl bağlı? Seri bağlı. Şimdi görsel olarak bak. Görsel nasıl görünüyor? Seri gibi görünüyor. Bakın bu sizi yanıltabilir. Görsel olarak bu üç direnç birbirine seri gibi bağlı. Burada bir tuzak var. Bunu da öğretmek için, bunu da söylemek için şey yaptım. Bunu da ayrı bir başlık altında. Şimdi boş telde Muhammed elektrikte boş telde her taraf eş potansiyeldir. Burası A noktası mı? Boş tel burası A. Boş tel burası A. Gidebildiğim kadar gidiyorum bak. Boş tel burası A. Boş tel burası A. Şimdi bakın bu A noktasıyla bu A noktası aynıdır. Aynı potansiyel. Şöyle diyebilir miyiz? İki noktadan yani mesela A ve B noktasından başka nokta yoksa o seri bağlıdır diyebilir miyiz? Bilmiyorum ne dediğini tam anlamadım. Boş tel üzerinde her nokta eşit. Aynı potansiyeldedir. Ama mesela ben buradan bu noktaya geldim. Bak şuraya B noktası dedim. A ile B aynı değildir. Çünkü A'dan B'ye gelince bir elektrik devre elemanı olan direncin üzerinden atladım. Mesela volt, amper metre olsaydı A noktası derdim. Çünkü amper metrede ideal bir amper metre nedir? Boş tel gibi davranır. Sıfırdır iş dirençtir. Şimdi A'dan B'ye geldiğim anda artık burası direnci atladığım anda burası A noktası değildir. Burası başka bir nokta, B noktası. Şimdi şöyle yapalım, burasına B noktası demeyelim.
buradaki B ile çünkü çakışacak. Bu B noktasını aynı A'yı uzattı. Burası B ise burası B. Burası B. Burası B. Boşlar. Burası B. Burası B. Şimdi bana söyle Muhammed. AB arasında hemen çizelim bak şuraya şöyle. Burası A olsun. Burası da B olsun. Bana AB arasında kaç tane direnç varsa tek tek söyle. Mesela şu 2 ohmun iki ucu arası ne? Hangi iki nokta? AB değil mi? Evet. Bir tane buraya bir kere 2'yi yapıştırayım ben. 2 ohm. Başka? Bak. A'dan B'ye ne var? 3 ohm. Bir tane de burada ne var? 3 ohmluk direnç var. Burada ne var? A'dan B'ye 6 ohm var. Bakın. Şimdi olay çıktı ortaya. Bu üçü birbirine nasıl bağlı? Seri. Ay paralel. Paralel bağlı. Yine bu sistemin eşdeğer direnci RAB bir önceki sorudan 1 ohm olarak bulunur. Zaten ne demiştik? Bakalım bir çek edelim. Paralel bağlı en küçükleri ne? 2. 2'den küçük mü? Küçük. Tamam. İşlem hatası yapmamışsın. Öbür türlü ne yapacaksın? Muhtemelen sen burada bir işlem hatasına düşme ihtimalin var. Onu da gösterelim. Neydi Muhammed paralel bağlı kollarda eşdeğer direnci nasıl, hangi yöntemle buluyorduk değil mi? Hatırlıyor musun? 1 bölü R eşdeğer eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı ne kadar varsa 1 bölü Rn. Burada sen işlem yapıp bizde 3 tane olduğu için 3 tane olacak. Payda eşitleyeceksin. Sonra öğrenci ters çevirmeyi unutuyor. Oradan da hata yapıyor. Mesela cevap atıyorum. Cevap eğer cevap 3 bölü 4 ise seçeneklere neyi koyuyorlar? Hem de A şıkkına getirip yapıştırıyorlar. 4 bölü 3'ü. Öğrencinin muhtemel hata yapacağını biliyorlar. Evet arkadaşlar bunu da söyleyelim dedik. Muhammed sen de iyi ki söylemişsin. Ben de senin hala unutmadığını zannediyordum. Unutmuşsun bak. Paralel bağlı. Üstüne... Üstüne öğrenmek için soru çözmeyince her şey çok kolay unutuluyor öğrenmeden. Ama zulayı mulayı unutmuyorsun. Zulayı unutmuyorum ama bıraktım zulayı vazgeçtim. Yine oyunlara geçmişsin. Hala da güzel hesabım var yani. Şimdi bir pratik yöntemimiz daha var. Ama bu pratik yöntem bana ait yöntem. İşte ben 20 yıl önce kendi öğrencilerime bunu öğrettim. Belki benim öğrenciler içerisinde çok sayıda öğretmen olanlar vardır. Onlar da öğrencilerine yaymış olabilir. Fakat aklın yolu birdir. Hani biz bulduk benimdir, patent öyle bir şey söylemiyoruz. Eğer aklımızı kullanarak biz onu bulduysa başkaları da bulmuştur. Ama dershanelerde, internetlerde, YouTube'larda, yayınlarda ben şu ana kadar görmedim. Muhammed belki hatırlayacaksın. Şöyle bir iki direnç olsun Muhammed. Evet. Burası 6 ohm olsun misal. Burası da 3 ohm olsun. İki tane direncimiz var. İki tane direnç. Bunun eşdeğer direncini nasıl buluyoruz? AB noktası. Bu pratiklik güzel bir şey oluyor. İşlemden kazandırıyor. Evet Muhammed. Bunu klasik yöntemimiz nedir? 1 bölü 6 artı 1 bölü 3'ü tersten topluyorsun. Sonucu ters çeviriyorsun. Çıkan neyse. Bizdeki yöntemimiz nedir arkadaşlar? Yalnız önce yöntemi söyleyeyim. Şimdi Muhammed bizim yöntemimiz şu. En büyük direnç kaç? 6. 6. 6'yı alıyorsun. 6'yı aldın. Bölüm. 6'yı bir şeye böleceğim. O neyi böleceğim? Ben buraya K artı 1 yazıyorum. Şimdi K katı demektir. Sana soruyorum. 6 3'ün kaç katı? 2. 2 katı. 6, 3'ün kaç katı? 2 katı. 1 fazlası? 3. 2. 2 katı. 1 fazlası? 3. 6'yı neye böleceğim ben? 2. Muhammed artık sen gecenin verdiği, gece saat 1'e geliyor. Sarhoşluk var herhalde sende. Katı artı 1'e böleceğim. 2 katı. 1 fazlası? 3. 6'yı 3'e böleceğim. Ne bulacağım burayı? 2 ohm. Yine başka bir tane daha yapalım. Başka bir tane yapalım şöyle. Burası 5 ohmluk bir direnç olsun. Bunu sen kafadan yap. Benim yöntem sana gösterdiğim yöntemle şimdi. Burası da 20 ohm olsun. Şu iki nokta şuradan çıktılar alıyorum. Burası da M olsun. Burası da N olsun.
MN arasındaki eş değer direnci bu yöntemle bana söyler misin? 20 bölü 6. Nasıl? Hızlı giden atı unutuyorsun. Neydi? Katı artı 1. En büyük direnç kaç? 20. 20. Bölü. 20. 5'in kaç katı? 4. 4 katı. O zaman 4 artı 1'e. Katı artı 1'e böleceksin. 20 bölü 5 nedir? Ben ne demiştim? 20 bölü 5 nedir? 4 10. Sen 6 dedin. Ama sen baştaki ilk temel en genel kuralı bozuyorsun. Bir kere şunu bil. Ben 5'e bu sistemde bir, bir sistemde 5'in 5 en küçük direnç. 5'ten küçük eşdeğer bulman lazım. Sen bunu 6 diyemezsin. 5 diyemezsin. Bunun eşdeğer direnci sistemdeki en küçük olan 5 mi? 5'ten küçük olacak. Bak 3 desen bir şey söylemem. En azından bir mantıklı çıktısı var. Bir daha söyleyeyim. Anladın mı burayı? Evet. Tamam. Büyük direnci alıyorsun. Katının bir fazı. Kaç katı? 3 katı. Bir fazlası 4. 4'e bölüyorsun. Bitti. Kaç katı? 8 katı. Bir fazlası 9'a bölüyorsun. Yalnız bu son söylediğim arkadaşlar, yani Amerika'yı yeniden keşfetmedim. Minik bir matematik operasyon yaptığımı ispatlanabiliyor. Bu son söylediğim bir istisnası var. İkili sistemde. Yani hocalarımızın çoğunluğu da zaten bize bunun hangi sistemde soracak? İkili sistem. Ha, katı artı 1'e böldüğünde hoca bunu belki kabul etmeyebilir. Bazıları der ki işte ara işlemlerde puan verip test ediyse. En azından sen şunu bilirsin. İşlem yaptığında 1 bölü r eşi yaparken 1 bölü r 1 artı 1 bölü r 2'yi eğer 4 bulmazsan şunu anlarsın. Ben 4 bulacaktım. Farklı buldum. Demek ki bir yerde bir işlem hatası vardır diye. Evet arkadaşlar. Birinci bölüm bitmiştir. Ben dershanede hocalık yaparken çocuklar diyordu ki hocam her zaman geçerli midir? Arkadaşlar matematik her zaman geçerlidir. Yani pazartesi geçerli, salı geçersiz diye öyle bir şey yoktur yani. Her zaman geçerlidir. Kanundan kaçınmaz diyorsun yani. İkili sistemlerde bu şekilde pratiklik yaparsanız size testlerde kolaylık sağlar. Ama mümkün olduğu kadar ezberden kaçınmak için öncelikle esas metodu öğrenin. Unutursanız, karıştırırsanız pratik şeyi hatırlarsınız. Bol soru çözeceksin arkadaşım. Yani bol soru başka bir şey değil. Sınava hazırlanan öğrencinin özelliği test pratiği, okuma hızı. Evet Muhammed, gelelim bizim bu arkadaşımızın sorusuna. Şimdi lise ve ortaokulda giden arkadaşlar videodan ayrılabilir. Mümkün olduğu kadar uzun tutabiliriz. O zaman şöyle yapalım Muhammed. İki parça yapalım. İki parça yapalım çünkü video uzamasın. Sen kapat, TV'nin önüne ayrı başlık yap.